Evet, herkese merhabalar. Bugün İstanbul Eyüp'teyiz. Hemen şu karşımızdaki tebessümle bakan büyüğümüz, bizim gururumuz Eyüp Modesa'dayız efendim. Eyüp Modesa Mobilyacılar Çarşısı'nın başkanı Kastamonlu hemşerimizi burada yakaladık. Yakalamışken de hemen kadraja almak istedik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Her ne kadar yoğun işi olsa da. Ayhan Bey, öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Sonrasında da Modesa'yı konuşalım biraz sizinle. Evet, merhabalar herkese. Ben Kastamonu Cideli'yim. Doğma büyüme Eyüp Sultanlı'yım. Eyüp Modesa, Türkiye'nin ilk mobilyacılar sitesidir. 1958'de kurulmuştur. 1958 yılında kurulduğunda ilk yapıları altta iş yerleri, üstte ev olarak yapılmıştır. Biz de bu evlerde doğduk, büyüdük. Yıllarımız çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerimiz burada geçti. Eyüp Modesa çok ender ve güzel bulunan yerlerden birindedir. İstanbul'un 8. tepesindedir. Haliç Köprüsü'nden geçerken muhtemelen görmüşsünüzdür ama fark etmemiş olabilirsiniz. Burada en güzel yapılardan bir tanesi, burada 310 tane mobilyacılık kardeşlerimizin olmasıdır. Aşağı yukarı 46 bin metrekare yerimiz var. 310 binamız ve çalışanlarımızla 5 bine yakın çalışanlarımız vardır. Hani tarihte Eli Nasırlı dediğimiz ustaların yetiştiği yerdir burası. Eli Nasırlı ustalar burada yetişirler, çıraklıklarını, kalfalarını yaparlar. Daha sonra bu ürünlerini yıllarca yurt dışına, mağazalara satan güzel esnaflarımızın bulunduğu şık ve nezih bir yer Eyüp Sultan Modesa. Evet, çok güzel, çok güzel özetlediniz sevgili başkanım. Tabii bir Kastamonu olarak da, Kastamonu.com ailesi olarak da bir Kastamonu hemşerimizi Eyüp'te esnaf olması, aynı zamanda odanın da başkanı olması bizlere ayrı bir keyif, ayrı bir onur, gurur kaynağı oldu. Bu bağlamda başkanlık serüveni nasıl gerçekleşti? Ne kadar süredir buradasınız? Nasıl bu koltuğa aday oldunuz? Kısacık bunu da bize özetler misiniz rica? Tabii ben sitede doğma büyümeyim. Yani bu sitede doğdum, burada büyüdüm. Kalfalık çıraklığımı burada geçirdikten sonra 94 yılında mobilyacılığa başladık. Mobilyacılık serüvenimiz oradan başladı. Yıllarca yurt dışına toptancılıkla başladık. Akabinde aşağı yukarı yine bir hemşerimiz, Cideli hemşerimiz Alaaddin Bey'den devraldık burayı. Yıllarca uzun bir süre o yaptıktan sonra halef selef olduk. Şu anda kendisi bıraktı. Biz de bir Kastamonu olarak bayrağı biz teslim aldık. Aşağı yukarı bir yıldır burada başkanlık yapmaktayım. Güzel şeyler yapıyoruz ama yıllarca zaten hem yönetimde hem hemşerilerimizin yanında bu şekilde bulunduk. Sitemizin ayrı bir özelliği de şudur. Sitemizin %80'i Kastamonu'dur. Bu %80'in %80'i de Cideli'dir. Yani dolayısıyla biraz daha Kastamonu'nun hemşerilerimizin yoğun olduğu bir bölge burası. Serüvenimiz bu şekilde başladı. Doğup büyüdüğünüz yer tabii farklı, aynı anda aynı yerde ticaret yapmanız farklı. Severek oturduğumuz, çalıştığımız bir güzergahımız burası. Evet, çok sevindik sevgili başkanım. Peki şimdi %80'i Kastamonu diyorsunuz. Evet. Tabii bu %80'in de bir ilçeye bağlı diyelim. Tabii bir tek körleştirmeyelim ama ağırlık. Peki müşteri dersek yine Kastamonu ağırlıklı mı gelen misafirleriniz, müşterileriniz yoksa tabii ki ülke genelinden geleniniz var ama ağırlık dersek var mı böyle bir Kastamonu olduğu için güvene dayalı bir müşteri kitlesi? Tabii yani hemşerilerimizin yoğun geldiği bir yer ama biz bütün her yere açığız. Uluslararası da çalışıyoruz. Çoğu birimlerimiz ihracatçıdır. Burası ilk eldir. Bu işin mobilyanın mutfağıdır. Bilenler daha çok bilir ama bizim sosyal medyalarda çok büyük bir ağırlığımız yoktur. Çoğu kulaktan dolma bilirler bunları. O ona söyler, o ona söyler yürür. Ama esas mobilyacılığı hani ilk el dediğimiz, ilk imalat dediğimiz yer burasıdır. Ustaların çoğu bir yerden gelmedir, yetişmedir. Ben mesela döşemecilikten gelmişim, koltuk toptancılığı yapmışım. Öbür kardeşimiz boyacılıktan gelir, öbür iskeletçilikten, oymacılıktan, zanaattan. Yani ilk elin mutfağında olmak kendinizi duyurmanız için yeterli bir sebep. Hem yurt içine hem yurt dışına hem İstanbul'da bilinen mimarların göz bebeği dediğimiz birçok ürünlerin yapıldığı nezih mekanların olduğu. Butik mobilyacılık dediğimiz mekanlarımız ufaktır ama butiktir ve şıktır. Farklı bir çizgi arayanların geldiği bir noktadır Eyüp Modesa. O zaman buradan şunu da anlıyoruz. Sizin de olduğunuz gibi çoğunluğu çekirdekten gelme. Şu anki sosyal medyanın gücünü geçtik.
kulaktan dolmanın gücünü hala kullanan, evet, kullanabilen, bu yeteneğe sahip kişilersiniz. Evet. Bu bağlamda biz gerçekten sizlere gelmekten, sizleri tanımaktan, aynı zamanda topluma da sizleri tanıtmaktan ayrıca keyif aldık. Ne mutlu ki sosyal medyanın gücüne kapılmamış, onun güçlükleriyle uğraşmayan, hala kendi eski müşterilerinin ve onun çevresiyle geçinebilen esnaflarımızın olması da bize tabii büyük bir keyif vermekte. 5000 kişi dediniz değil mi başkanım? 5000 kişi. Çalışanlarımızla 5000 kişi, 310 mağazamız vardır. Atölyelerimizle birlikte 500'e yakın burada işletmemiz var. İşletmemiz, 500'e yakın işletme de çalışanlarıyla birlikte aşağı yukarı 5000'e yakın bir akım vardır. Her gün 5000 kişiye yakın insanlar buraya gelir ve işlerini gördükten sonra akşamları dağılır, evlerine giderler. Başkanım, çoğu ülkemizin çoğu bölgesinde ilçeler vardır biliyorsunuz. 2000 nüfuslu, 3000 nüfuslu, 3500 nüfuslu. Siz bu arada çoğu ilçeden daha büyük bir bölgeye başkanlık yapıyorsunuz. Sizi de tebrik ediyoruz. Dileriz önünüz, bahtınız, yolunuz açık olur. Buradan bizi izleyecek ve izleyecek olanlara sevgili başkanımız son olarak neler söylemek ister? Gelip sitemizi görsünler. En azından mobilya ile ilgili ihtiyaçlarını ilk halledebilecekleri yer olduğunu bilsinler. En azından hiçbir şey olmuyorsa bile kahve içmeye herkesi bekleriz. Vallahi biz içtik, çok keyif aldık. Kahve de kalmadı. Peşinden çay da içiyoruz. Sağ olsun, her ne kadar biraz bedava komik olsun diye sevsek de keyif aldık gerçekten. Biz de kesenize bereket diyoruz. Biz de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve bizi izleyenleri mutlak surette bir gelmelerini, ziyaret etmelerini istiyoruz diyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Saygılarım. Sağ olun.